Bu videoda sinir sisteminin işlevlerinden söz edeceğim. Ve bunu yaparken de zihnimde oluşturduğum şemadan yola çıkacağım. Sinir sistemimiz hayatımızın her anında çok çeşitli roller üstleniyor arkadaşlar. Örneğin vücudumuzun hayati işlevlerini organize ettiği gibi davranışlarımızı da belirliyor. Ve biz çoğu zaman bu işleyişin farkında bile olmuyoruz. Bu işlevleri farklı biçimlerde kategorilere ayırabilir ve farklı şemalar oluşturabiliriz. Bana sorarsanız, sinir sisteminin işlevlerini iki ana başlık altında toplamak mümkün. Örneğin birine temel işlevler, diğerine de üst düzey işlevler diyebiliriz. Yine de bu başlıklara çok takılmasanız iyi olur çünkü yerlerine farklı başlıklar da getirilebilir. Mesela temel işlevler yerine alt işlevler ya da üst düzey işlevler yerine karmaşık işlevler diyebilirsiniz. Fakat temel yerine basit sözcüğünü kullanmak çok da doğru olmaz. Çünkü söz konusu yapı ve işleyişi hiç de öyle basit değil. Aksine temel işlevler bile aslında oldukça karmaşık. Konunun derinliklerine indikçe bunu daha iyi anlıyoruz. Bana kalırsa temel işlevler ve üst düzey işlevler birer başlık olarak hiç de fena sayılmaz. Sinir sisteminin farklı bölümlerinde oluşan aksaklıklar, çeşitli işlev bozukluklarına ya da anormalliklere yol açabiliyor. Temel ve üst düzey işlevleri ayrı ayrı ya da aynı anda olumsuz etkileyen bu anormalliklere biz sendrom diyoruz. Şimdi bu kelimeyi yazalım. Sendrom. Sinir sisteminde işlev bozukluklarını beraberinde getiren belli bir takım sendromlar diğerine göre daha yaygın olarak gözlenir. Diğer sendromlara göre yani, pardon. Çünkü bu sendromlar daha sık rastlanan nörolojik ya da psikiyatrik bozukluklardan kaynaklanır. Sinir sisteminin temel işlevleri hem merkezi sinir sisteminin hem de periferik ya da çevresel sinir sisteminin bileşenleri tarafından yerine getiriliyor. Merkezi sinir sistemi esas olarak beyin ve omurilikten, çevresel sinir sistemi ise sinir liflerinden oluşuyor. Kraniyal sinirler ya da diğer adıyla kafa sinirleri, daha çok baş ve boyun çevresindeki temel işlevleri üstlenirken, omurilikten çıkan spinal sinirler, kollar, bacaklar ve gövdedeki işlevleri yerine getiriyorlar. Sinir sisteminin temel işlevlerini de 3 alt grupta toplayabiliriz. İlk grup motor işlevler. Buradaki motor kelimesi hareket, yani iskelet kaslarının kontrolü anlamındadır. Çizgili kas adıyla da bilinen ve iskeletimizi kaplayan bu kaslar sayesinde dilediğimiz gibi hareket edebiliyoruz. Fakat iskelet kaslarımızın kasılıp gevşemesi sinir sistemimiz tarafından kontrol ediliyor. Yani aslında vücudumuzla yapabildiğimiz tüm hareketleri sinir sistemimizin motor işlevlerine borçluyuz. Sinir sisteminin temel işlevleri kategorisindeki bir diğer alt grup ise duyusal işlevler. Tüm duyularımız ya da sinir sistemimizin algılayabildiği her şey. 5 duyuyu ilkokul yıllarından beri biliriz, değil mi? Ama alt gruplarını ayırıp detaylandırdığımızda duyu sayısı artıyor. Görme, işitme, koku alma, tat alma, iç kulaktaki vestibüler duyu, diğer adıyla denge duyusu, dokunma, titreşim, acı, sıcaklık gibi birçok uyaranı hissetmemizi sağlayan somatosensöriyel sistem ve çok daha fazlası. Tüm bu kategorilere sonraki videolarda daha ayrıntılı değineceğiz. Her biri hakkında anlatılacak gerçekten çok şey var. Sinir sisteminin temel işlevlerine ait üçüncü ve son alt grubumuz otomatik işlevler grubudur. Bunlar da çoğu kez farkında bile olmadığımız, bilinçli müdahalemizi gerektirmeyen şeyler. Örneğin reflekslerimiz. Doktor lastik çekiçle dizimize vurduğunda istem dışı tekme atıyoruz, değil mi? Bunu kendi isteğimizle yapmıyoruz. Kontrollü sinir sistemimizin üstlendiği çok çeşitli refleksler vardır. Sonraki videolarda bunlardan birkaçına değineceğiz. Fakat bilincimiz ya da irademiz dışında gerçekleşen başka otomatik işlevler de mevcut. Vücudumuzdaki bir takım sistemler. Örneğin dolaşım, solunum ve sindirim sistemi. Bu temel ve otomatik işlevler de sinir sistemimizin kontrolünde. Onlara da daha sonra ayrıntılı değineceğiz. Gelelim üst düzey işlevlere. Sinir sistemimizin üst düzey işlevleri temel işlevler kadar geniş bir alanda gerçekleşmiyor. Bu işlevler beynin çeşitli bölümleri tarafından yerine getiriliyor. Tıpkı temel işlevler gibi üst düzey işlevleri de 3 alt gruba ayırabiliriz. Bunlardan ilki kognisyon ya da biliş. Doğrusu bu tanımlanması zor bir terim. Farklı yerlerde farklı açıklamalarla karşımıza çıkabiliyor. Yani biraz kafa karıştırıcı. Yine de biliş denen şeyi beynin düşünme ile ilgili işlevleri olarak tanımlasam sanırım yanlış yapmış olmam. Ama elbette sadece bundan ibaret değil. Biliş teriminin çatısı altında toplanan birçok unsuru var. Örneğin hafıza, öğrenme, dil ve yönetsel işlevler diye adlandırılan bir grup şey. Bunlara hedef belirleme ve hedefe ulaştıracak stratejiler oluşturma gibi süreçler de dahil. Dediğim gibi sonraki videolarda daha ayrıntılı değineceğiz. Sinir sistemimizin üst düzey işlevlerinde bir sonraki alt grup duygular, yani hislerimiz. Ne var ki hislerimiz sadece hissettiklerimizden ibaret değil. Yaşam deneyimlerimizde çok önemli roller üstlendikleri gibi hem sinir sistemimiz hem de vücudumuzdaki diğer sistemler üzerinde hatırı sayılır bir etkiye sahiptirler. Ve son grup bilinç. İşte burası gerçekten de zurnanın zırt dediği yer. Bilinç dediğimiz şeyi hakkını vererek tanımlamak çok zor. Bu konuya kafa yoranlar üzerinde herkesin mutabık kalacağı bir tanım bulabilmek için hala didiniyorlar. Ama aslında hepimiz bilinç dendiğinde neyin anlatılmak istendiğini az çok biliyoruz. Bir kimsenin varoluşunun ya da yaşadıklarının farkında olması, ihtiyari hareket etmesi, yani davranışlarını kendi iradesiyle kontrol edebilmesi, belki tüm bunları bilinçle ilişkilendirebiliriz. Doğrusu sinir sistemimizin buraya yazıp çizdiğim tüm bu işlev kategorilerini nasıl yönettiğini henüz tam olarak anlayabilmiş değiliz. Ve maalesef bilinç hakkında en az bilgiye sahip olduğumuz şey. Sinir sistemimizin nasıl olup da bilinci var ettiğini hala anlayamıyoruz. Bu hala bir muamma ve halihazırda dünya üzerinde sayısız bilim insanı bu sorunun cevabını aramakla meşgul. Evet, sinir sisteminin işlevleri hakkında anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Kendimce kategorilere ayırıp ana hatlarıyla anlatmaya çalıştım. Ama dediğim gibi, konu bu şemada yazıp çizdiklerimden ibaret değil. Ayrıntıları başka videolarda işleyeceğiz. Aslında ders kitaplarına ya da farklı kaynaklara bakarsanız, tüm bu anlattıklarımın çok çeşitli biçimlerde anlatıldığını görebilirsiniz. Farklı gruplandırmalar, farklı başlıklar, farklı şemalar vesaire. Bence burada önemli olan, konunun anlaşılmış olması. Sinir sistemimizin işlevleri hakkında biraz bilgi sahibi olduysak ne mutlu bize.